Hoş geldiniz. 160 yıl önce kurulan Sayıştay, malum kamu kurumlarını millet adına denetler ve harcamaları kamuoyuna rapor eder. İşte Tayyip Erdoğan dün o Sayıştay'daydı ve dedi ki, denetimlerinizde açık aramayın. Pardon, Cumhurbaşkanı açık aramayın derken ne demek istedi ve Sayıştay görevlileri bundan ne anlamalı? Edilen bu söz ya da verilen bu talimat yasal görevlerin yapılmasına müdahale etmek değil mi? Sayıştay üyeleri olmayan açığı varmış gibi gösteremeyeceğine göre söylenen var olan açığı örtün, gizleyin, kapatın manasına gelmiyor mu? Kastedilen o olmasa bile anlaşılan o değil mi? Tayyip Erdoğan bu emri sonrasında hangi Sayıştay üyesi artık açık var raporu yazabilir? İşte şahıs devletiyle Türkiye'nin geldiği yer burasıdır. Televizyonlar, gazeteler zaten sarayın kontrolünde ve yolsuzluk haberleri yapmaları yasak. Meclisin denetimi yine mümkün değil. İyi kötü bir Sayıştay var ancak ona da bu şekilde set çekilerek yapılan usulsüzlükler ve yolsuzluklar duyulsun, bilinsin istenmiyor. Bakın karartmalarda gelinen nokta ana muhalefet partisi liderinin sözlerini televizyonda yayınlanmasına bile sınır konmasına kadar vardırıldı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar, Türgev ve Türken'le alakalı sözlerini yayınladılar diye radyo televizyon üst kurumu muhalif 4 kanala hem de en üst sınırdan yine cezalar yağdırdı. Yahu ülkenin ikinci büyük partisinin liderinin sözlerini yayınlamak nasıl suç olabilir ve bunun üzerinden ceza verilebilir? Bu yapılan sadece açık sansür değil, aynı zamanda seçime doğru korku salıp bütün muhalefetin sesini kısmaktır. Lamıcımı yok, Türkiye'de an itibarıyla adı konmamış olağanüstü hal rejimi var, zira uygulamalar bunu göstermekte. Halbuki hala demokrasiden, hukuktan, kanundan, ahlaktan söz edeceksiniz. Hadi oradan be. Bu arada aynı Tayyip Erdoğan yine müthiş bir laf etti ve dedi ki, ben varken İsveç'le Finlandiya asla NATO'ya giremeyecekler. Değerli dostlar, ben de iddia ediyorum ve diyorum ki, Türkiye'nin İsveç'te Finlandiya rezervi çok yakında, yani Tayyip Erdoğan iktidardan gitmeden önce kalkacak ve bu emri de bizzat Tayyip Erdoğan verecek. Bakın bu olmazsa ben gazeteciliğe nokta koyarım. Peki Tayyip Erdoğan bırakın Cumhurbaşkanlığından ayrılmayı, milletten bunun için özür diler mi? Vallahi dilemez, çünkü hatırlayın Man Adası olayında ispatlansın istifa ederim demesine ve yargıta yani yargı tepesinden ispatlanmasına rağmen hiç oralı olmadı. Buradan hareketle Tayyip Erdoğan'ın ettiği ben varken İsveç ile Finlandiya NATO'ya giremez sözünün hiçbir önemi ve ciddiyeti yoktur. Ayrıca hatırlayın aynı Tayyip Erdoğan, ben Cumhurbaşkanı olduğum süre içinde bu Papaz Brunson ile bu Deniz Yücel kesinlikle hapisten çıkmayacak ve iade edilmeyecekler de demişti. Peki ne oldu? Nerede şimdi o isimler? Hapiste mi? Trump ile Merkel'in bir telefonuyla pır diye uçurulmadılar mı? Yine aynı Tayyip Erdoğan, yine ben var oldukça İsrail ile asla ilişki kurulmayacak dememiş miydi? Ve şimdi İsrail ile yine Erdoğan'ın girişimleriyle yağ bal kaymak değil miyiz? Göreceksiniz aynı şey çok yakında İsveç'le Finlandiya için de olacak ki zaten amaç bu konu üzerinden pazarlık yapmak ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan randevu alıp masaya oturabilmektir. Çünkü Erdoğan Sırat Köprüsü'nde ve Joe Biden'ın minnacık üfürmesiyle alaşağı olacak durumda ve bu sebeple onunla diyalog kurma uğraşında. Öyle zira işte yine dün ünlü Reuters haber ajansı yatırım bankaları panikte, Türkiye her an büyük bir kur krizi yaşayıp ödemeler dengesi çukuruna yuvarlanabilir diye dünyaya haber geçti.
Bakın, ekonomideki çöküş ve dağınıklık o halde ki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi kurumlar kurlar yükselmesin diye dövizle kredi verilmesi dahil pek çok faaliyeti sonlandırdı ve örtülü olarak sermaye kontrolü uyguluyor. Türkiye'nin nasıl yönetildiğine dair son fotoğrafı aktarayım şimdi. Hatırlayacaksınız, kısa süre önce iktidara her zamanki gibi acil para lazım olunca elde kalan son şeker fabrikalarını acil koduyla satışa çıkardılar ve adeta yok pahasına sattılar. Mesela Kırşehir Şeker Fabrikası'nı 48 milyon dolara, Yozgat Şeker Fabrikası'nı 40 milyon dolara, Nidebor Şeker Fabrikası'nı 49 milyon dolara, Turhal Şeker Fabrikası'nı 82 milyon dolara ve Çorum Şeker Fabrikası'nı 76 milyon dolara satmış ve de toplamda 295 milyon doları cebine indirip bu şekilde parayı Afrika'daki ümmete ve de İdlib'deki cihatçılara aktarmış, onlara saçmışlardı. Bu satışlar sonrası ise gelinen noktada şeker kıtlığı eşyanın tabiatı gereği ortaya çıktı. Bunun üzerine de iktidar hemen toplandı, karar verdi ve dedi ki mecburen hemen 400 bin ton şeker ithal etmek durumundayız ve hemen ithalat için harekete geçtiler. Peki bunun maliyeti ne kadar mı derseniz sıkı durun, tamı tamına 320 milyon dolar. Evet, günü kurtarmak ve anlık nakit para ihtiyacını karşılamak için 295 milyon dolara bütün şeker fabrikaları satılırken şimdi sadece bir seferde yapılan şeker ithalatı için 320 milyon dolar ödenecek. Biri çıksın Allah aşkına açıklasın, nedir bu? Bunun adı devlete ve millete ihanet değil mi ve yüce divanlar kurulması gerekmiyor mu? Bu nasıl devlet yönetimi, bu nasıl öngörüsüzlük, bu nasıl peşkeş? Görüyorsunuz, her şeyleri yalan, her şeyleri talandır. Ülkede ne var ne yok satıp bitirdiler, yediler, şimdi vatandaşlığı ve de toprakları satmaya başladılar. 70 yılda onlarca hükümetin harcadığı paranın iki misli parayı harcamalarına ve Türkiye'nin bütün değerlerini, kıymetlerini satmalarına rağmen iflasa yeri sayımdayız. O kadar ki dün sövülen bedevi şeyhlere diz çökülüp eğilme durumundayız. Keza İçine düştüğümüz vahamet o denli dramatik ki daha düne kadar şovları yapılan Kanal İstanbul bile artık rafa kaldırıldı çünkü para yok. Evet, son birkaç aydır Tayyip Erdoğan'dan tıpkı faiz sebep, enflasyon sonuç misali hiç Kanal İstanbul dediğini duyanınız var mı? İfade ettim. Hem para yok hem de dışarıdan bu uçuk kaçık projeye tek kuruş kredi veren de yok. Şunu da ilave edeyim, Tayyip Erdoğan zaten bu projeyi ses bombası olarak yani imaj amaçlı gündeme getirmişti. Zira olmayacağının, olamayacağının herkes gibi o da baştan beri farkındaydı, biliyordu. Ama heyhat, tam 10 sene boş bir hayali anahtar teslimi satıp oya çevirdi ve Necip milletimiz de bunu afiyetle yedi. Gelelim Milliyetçi Hareket Partisi'nin dansözlerine. Melek Mosso diye bir müzisyen var. Dekolte giyiniyor diye iktidar tarafından konserleri yasaklandı ki Seda Sayan'la Hülya Avşar gibi saray yalakalarının dekolteleri bu melekten 10 kere daha abartılı derken dün bütün haber portallarında Rio dansözleri Alanya sokaklarında diye bir haberi servis ettiler. Söz konusu haberin fotoğraflarına baktım. Melek Mosso'dan 10 kere daha fazla dekolte yani açık. Üstelik Melek Mosso özel mekanda yani sahnede. Rio dansözleri ise genel mekanda yani Alanya sokaklarında. Kafam karıştı çünkü MHP'ye sokakta dansöz yürütme ayrıcalığı mı var? Öyle ya, Türk meleğe yasak olan Brezilyalı Maria'ya niye değil? Söyleyin, böyle çifte standart olur mu? İlaveten
aynı şeyi mesela Mansur Yavaş yapsa, yani o Rio'dan sözlerini Ankara'da yürütseydi, emin olun başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere bütün iktidar çevreleri ve de medyası ayağa kalkar, Mansur Yavaş Ankara'yı pavyona çevirdi demezler miydi? Vallahi derlerdi. Lakin söyledim ya, Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP bu gibi konularda adeta Yaradan'dan özel izinli. Yanlış anlaşılmasın, Milliyetçi Hareket Partili Alanya Belediyesi'nin turizm festivali için Rio'dan ekip getirmesine kesinlikle itirazım yok. Bunlar elbette olmalı. Söylemek istediğim, Ankara'daki MHP yönetimiyle iktidarın çifte standardı, yani Melek Mosso ve benzerlerine takınılan tavrın yanlışlığı. Değerli dostlar, bugün altını çizmek istediğim bir başka şey FETÖ'den kaçarken benzerlerine tutulmamızdır. Allah aşkına, FETÖ ile iktidarın an itibariyle makbul saydığı dinci vakıf ve cemaatler arasında ne gibi bir fark var, biri bana söyleyebilir, anlatabilir, ikna edebilir mi? Tamam, FETÖ hain ve CIA, MI6, BND, Mossad işbirlikçisi, aynen doğru. Pardon ama diğer İslamcı vakıf ve cemaatlerin pek çoğu da o konuma adaydır. Yani CIA'yı istesin, yarın alayını devşirir ve istediğini yaptırır. Çünkü hamurları aynıdır. Yahu Fethullah alçağı Tayyip Erdoğan'dan iktidarı isteyene kadar AKP'nin menzil ortağı ve de can yoldaşı değil miydi? Buradan hareketle FETÖ'nün panzehiri ve alternatifi benzer yapılanmalar, yani cemaatler, siyasal İslamcı kurumlar olamaz. Realite bu. Lakin iktidar tam tersini yapıyor ve A cemaat yerine B cemaatle yoluna devam ediyor. Hatta yeni cemaat inşaları peşinde. Bilal Erdoğan'ın Türgevi, Türkeni, TÜGVAS'ı emin olun bunun için var edildiler. Allah aşkına, FETÖ'nün boşalttığı alanı başka bir dinci yapıyla doldurmak, tehdidi bertaraf etmek olabilir mi? Mesela yurt dışı okullar için Maarif Vakfı diye bir yapı oluşturuldu ve eski parayla her yıl katrilyonlar, yeni parayla milyarlar aktarılıyor oraya. İyi güzel de Maarif Vakfı'na atanan isimlerle öğretmenlere bakıyorsunuz, diğer cemaatlerin müritleri. Bu durumda olan sadece şeyhin değişmesi, yani Fethullah yerine başka şeyhlerin hükümranlık kurmasıdır. Fethullah dün en azından bu işleri devlet parasıyla yapmazdı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile CIA'ye hizmeti himmet paralarıyla yapardı. Bugün olansa Türk devletinin parasıyla cemaatlerin aşıktan faaliyetler yapması ve de yurt dışında devlet desteğiyle yeni müritler ordusu kazanmasıdır. Basit anlatımla Maarif Vakfı'nın faaliyetlerinde ölçü laik Atatürk Cumhuriyeti'nin ilkeleri değil, siyasal İslam'ın kurallarıdır. Muhalefet Sadat misali bu gibi konularda bizleri birkaç ay geriden takip ettiği için bugünden onu uyarıyor ve konuyu gündeme taşımalarını istiyoruz. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.